seni delik delik delerim dercesine işliyor aşkını. Aşk ki aşkıyla ne boyam kaldı ne suyum deyip başlıyor delmeye ince ince gül yapraklarını. Kıvrımlarını bir ağaç sadece canı eksik. Eğer cansa istediğin onu sana vereyim dercesine işliyor bir bir. ...90 senesinde Ebru Sanatı'na icazet aldım. Onun da çok güzel hikayeleri var. Mustafa Hoca'nın işte ölmeden bir gün önce insanları toplayıp bizi çok güzel döndü şeylere, Fuat Hoca'ya. Ahmet dedi, oldu mu dedi. Oldu hocam, onun o zaman icazetini verin dedi. Her pazar toplanıyorduk hocanın evinde. Ondan sonra tuttu... Ahmet dedi, en son kuşak sensin, o zaman beni mezara sen koy dedi. Bu son toplantımız dedi, bir dahaki pazar toplanamayacağız dedi. Ondan sonra sen zerde mi yap, sen pilavı mı yap dedi. Herkese görevini verdi. Çarşamba günü vefat etti, perşembe günü hocayı mezara koydu. Ebru'lu yaparken de ben işte değişik farklı ebrular yapayım derken katılı, işte akyaseli, işte gravürlü ebrular yapmaya çalışıyorduk. O ara derken zaten bir katı sanatının uğraşıyorduk. Zaten yazıları kesiyorduk. Ondan sonra bir gün otel odasında yapacak bir şey bulamayınca ufak ufak kağıt kesmeye başladım. Abi baktım güzel şekiller çıkmaya başladı. Yazılar ortaya çıktı. Onu biraz geliştirince arkadaşlar da bayağı beğendiler. Uzun 4-5 senedir yoğun bir şekilde kağıtıyla uğraşıyorum. Hani Mesnevi'de şey var. Hani gökteki güneşin ışıkları odalardan içeri girer, yüz olur, bin olur, ortadan duvarları kaldırırsanız hepsi bir olur. Esasında sanatlar, sanatçılar bunlar esasında bir amaca, doğruya, düzelliğe Allah'ın bize verdiği güzellikleri yaşayıp hissetmek için bunlar birer vesile olduğunu düşünüyorum. Bu işte her sanatta kendi içinde odalara bir ışık veriyor. Duvarlar beynimizde esasında. Bunları yıktığımız zaman doğrulukta, güzellikte, iyilikte bir olmak. Zaten amaç esasında boyalı güzel işte kağıtlar yapmak değil. O güzelliği yakalayıp onun içinde kendisini de eritmek diye düşünüyorum. İngiltere'de BBC ile röportaj yapıyorduk. İşte sanat geldi. Bana dedi ki sanat nedir? Ben dedim size nasıl anlatabilirim sanatı? Şudur. Ama dedim size bir şey anlatayım. Bendeki hissini, işte karanlık bir yerde, ıssız bir yerde, geceliğin yürürken insanlar, kimimiz ıslık çalar, kimimiz şarkı söyler. Ama uzakta bir ışık gördüğünüz zaman insanın içine bir rahatlama gelir. Adımlarınız hızlanır. O ışığa ulaşma çabasıdır. İşte dünyanın bu dönemleri de karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ön yargıların hakim olduğu, sevgiden uzaklaştığı, her şeyin maddi olduğu dönemde ateş böceğin ışıltısı kadar bile olsa umut verebilmektir sana. Esasında Hazreti Ali'nin bir sözü var. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün bir alem sende dürülüp bükülmüştür. Bu şey gibi işte insan olmanın farkına varabilmek. İşte ne diyoruz? Gönül. Başka dilde olmayan işte kalp var ama gönül yok. Gönül nedir? İçi Allah sevgisiyle dolu kalbin adıdır. Siz bu gönül bahçeleri dediğimiz bizde bir tabir var. Gönül bahçelerinin, bahçelerin yeşermesi, büyümesi için suya ihtiyacı var. O da gözyaşı esasında. Gönül pınarlarından o yaşları akıtıp kalbinize insan olmayı hissetmediğiniz müddetçe işte birisinin üzüntüsüyle orada Afrika'da ölen bir çocuğun hüzününü içinizde yaşamıyorsunuz. Onlar için çaba sarf etmiyorsunuz. İnsan kendinizi biraz yani ben kendimi sorguluyorum. Ne kadar insanım, ne kadar şeyim, ne kadar hissediyorum, ne kadar varım. Sanat evet yöntemlerden bir tanesi. Sadece bu. Ama amaç ilk başta tabii güzel boyalı kağıtlar yapmak, şöyle yapalım, çiçek böyle olsun, şöyle olsun. Bakıyorsunuz onlar düzeldiği zaman gerçekte amaç onun olmadığını siz anlıyorsunuz, onu fark ediyorsunuz. Dünyanın bir tarafında bir olay var. Oradaki insanlara gidip sanatınızı paylaştığınız halde halbuki diyor insan
Japonya'da olmuştu öyle bir tane. Besmele'yi anlatırken üniversitedeki çocuk, aa diyor, arkadaşını getirmiş, ne olur diyor anlatsana diyor bana, buna da diyor dünya nasıl yaratılmıştır. Üniversiteye giden çocuk dünyanın yaratılmasının haberi yok. Yani bu, mesela Japonya'da yine böyle bir şey başımdan geldi. İlk sergim 94 senesinde. Anormal kalabalık geldi böyle. Birdenbire dolu kişi. Ben şaşırdım. Ondan sonra soru soruyorlar. Bu rengi niye böyle kullandın? Bu niye böyle? Bu bundan şeydi. Cevap veremiyorum. En sonunda dedim ki ya bunların hepsi zaten doğal boyalar. Kendi içinde Allah bunları yaratmış. Bizim hiçbir bunları kullanırken ben öyle bir şey düşünmemiştim bile. Meğerse üniversitede fotoğraf bölümündeki öğretim görevlisi profesör sergiye gelmiş. Hadi bugünkü dersi sergide yapacağız diye benim sergiye getirdi. Renkler nasıl kullanıyor, nasıl ediyor filan diye. Ama biz böyle yaparken böyle bir şey yoktu. Sadece doğal boyalar olduğu için kendi içinde zaten uyumlu. Doğal olmayan şeyler uyumsuz oluyor. Bilinmeyen farklı bir dil kullanıyor katı ustası. Bize renkleri, ağaçları, Rumi Salbekli nefis yaldızları çelik kalemle işleyip sunuyor. Bu katı tekniğinde birkaç tane teknik var. Kağıtları, kullanacağınız kağıdın kalınlığı, işte gramajı çok önemli. Onları aharladığımız zaman çok çok daha güzel oluyor. Ahar yumurta akından şaplan elde edilen meşakkatli bir yöntem. Dişi ve erkekli olmak üzere bu uzun yıllardan beri özellikle Türkiye'de elimizdeki örneklere bakıldığı zaman 14. yüzyıldan özellikle Kanuni Sultan Süleyman zamanından sonra inanılmaz ciltlerde ve yazılarda kullanılmış. Almanya'dan İngiltere'ye kadar bütün her tarafta Türk eserlerinin bulunduğu şey. Ama asıl Doğu sanatı bu. 6. yüzyıldan itibaren Uygurlar'da, Çin'de gözüken bir sanat. Ama biliyorsunuz 1220 yılında Cengiz Han Buhara'daki büyük kütüphaneyi basıp bütün 500 bin tane el yazması kitabı yaktığından sonra bu kitap sanatlarında özellikle Türk sanatının geçmişiyle ilgili çok fazla elimizde belge yok. Bütün bu esasında geleneksel sanatlar insana sabrı, yaşamasını, insan olmasını öğretiyor. Ben demeden biz de olmayı. Bu bir kıvılcım, bir ateş insanın yüreğine düşüyor. İçin için yanıyor, ateşi tutmuyor. Birçok kişi bunun gerçek sebebini anlamıyor. Basit, çok basit bir hıçırına kalpler kırılıyor, yollar değiştiriliyor. Oysa paylaşmasını, sevmesini, kırıcı bozucu olmadan mücadeleci olmanın bir yoludur bu. Bu uğurda herkesin yolu açık olsun diyor. Japonya'da işte biz gelen kişilere sanatı anlatıyoruz. Yaptığımız eserleri, sergiler bir taraftan da. Tabii orada bir senede 500 bin biletli kişi etkinliklere katılmış. Bir gün yine anlatıyoruz, konuşuyoruz. İşte bu şöyledir, böyledir falan diye. Ondan sonra bir gün dedi ki, bir arkadaş geldi. Ya dedi, benim de size teşekkür etmeye geldim. Ağlıyor. Hayrola dedim, niye ağlıyorsunuz? Bu dedi, benim arkadaşım intihar etmeyi düşünüyordu. Ama sizden konuştuktan sonra kalbine bir yumuşama geldi. Şimdi hayatı çok seviyor. Bir bayan vardı, dedi ne olur gelin dedi. Bizim bir derneğimiz var, psikolog, terapist. Orada anlatın. Tabii bu basına yansıyınca birdenbire televizyonlar, şeyler. Hatta o sene Japon İmparatoru yılbaşı 125 kişi saraya davetliydi. Onlardan bir tanesi de bizim sanatlarımızdı. Canlı ve cansız nesneler en küçük detayına kadar oyulur. Doğadaki gibi aldığını yansıtır.
sanatçı umutlanır, yüzüne renk, kağıda can gelir.